Altılı Masa'nın gizli ortağı HDP yapılan teklifleri ve kendi taleplerini 12 ilde teşkilatlara anlattı. 3 bakanlık teklifi alan HDP, Aile Kültür, Turizmle Gençlik ve Spor Bakanlığı'nı istedi. 4. Bakanlık için de gözleri çevre ve şehircilikte. Diyanet işleri içinde ısrarcı olan HDP, eş başkanlık modeliyle bir kadın atamayı AK Parti ile de radikal şekilde hesaplaşmayı planlıyor. Altılı Masalı gizli ortağı HDP'nin yöneticileri sahaya indi. Seçim stratejisi ve Altılı Masayla yapılan görüşmeleri Doğu ve Güneydoğu'daki il, ilçe üretimleriyle paylaşan HDP kurmayları, bakanlık ve daha alt düzeyde yürütülen kadro pazarlıklarını anlattı. HDP'li vekiller Van, Bittis, Şırnak, Hakkari, Ağrı, Siirt, Buş, Bingöl, Mardin, Diyarbakır ve Tunceli gibi merkezlerde gerçekleşen istişarelerde Altılı Masa'da kendilerine 3 bakanlık vaat edildiği bilgisini paylaştı. HDP yöneticileri seçimi kazanmaları durumunda istedikleri bakanlıkların Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olduğunu ve karşılıklı görüşmelerin devam ettiğini belirtti. İçe atma çalışmalarına başladım. Geçici değil. Bölgede yaptığı araştırmalarla tanınan sosyolog Dr. Adem Palabıyık, HDP sadece bakanlık değil, genel müdürlük ve başkanlıklar verilmesi konusunda da önemli mesafe alındığını kaydetti. HDP'nin öncelikli gündemi ittifakın ana bileşeni olan İyi Parti konusunda tabanın ikna edilmesi, HDP milletvekilleri Kürt seçmen Kılıçdaroğlu'nu istiyor algısının güçlenmesini ve bunun özellikle CHP üzerinde baskı oluşturmasını istiyor. Bölge dinamiklerini en iyi analiz eden isimlerden Doktor Palabıyık bu görüşme turlarında özellikle bakanlık ve bu makama getirilecek isimler konusunun özel önem taşıdığına dikkat çekti.